Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Anka İHA'mızda görüntülenen Şimşek Kamikaze drone'u. Bu yeni ortaya çıkan bambaşka bir olay. Çünkü Karabağ başta olmak üzere kamikaze drone'lar savaşın seyrini değiştirdi. Bu sebeple de Şimşek hedef uçağımızı kamikaze drone'a çevirmemiz bir şeylerin başlangıcı olabilir. Ayrıca bu çok büyük bir güç. İnsansız araçtan insansız araç atmak. Bunu şu ana kadar sadece Amerika yapmıştı. Peki bunlara bakarak yeni kamikaze İHA devriminin nasıl faydaları olacak? Özellikleri tam olarak neler? Veya Amerika'nın son yaptığı kamikaze Altius'la kapışabilir mi? İncelemeye başlayalım. İnsansız kamikaze dronları. Özellikle savaşlarda İHA'lardan daha çok iş yaptıklarını bile söylemek mümkün. Özellikle de Karabağ'da Ermenistan'ın en büyük gücü olan S-300'ler bu araçlarla imha edildi. Artık birçok ordu bunu kullanabilmekte. Ancak kendi üretimini yapan devletlerin sayısı bir elin parmaklarından daha az. Küresel veya bölgesel çapta savaşta elinizde kalmamaları olası. Bu yüzden kendiniz üretmeniz gerekir. Mesela Azerbaycan lisans altında İsrail kamikaze dronlarını üretebilmekte. Bu sebeple de sayısızca üretip Karabağ'da bolca kullandılar. Buna ek olarak dikkat çeken diğer bir ülke de Amerika. Özellikle de dünyada ilk olarak Valkyrie SİHA'sından bu dronları attılar. Bu da savaş sahasında menzilleri, yapabileceğiniz taktikleri sınırsız hale getirir. Hele de Amerika gibi teknoloji devi bir ülkenin kamikaze drone'a neler katabileceklerini bir düşünün. Hatta yapmışlar da sadece görüneni vurmak yerine bul ve yok et prensibini oturtmuşlar. Yani bir savaşta cephe hattında ilerlemenizi durdurabilecek araçlar veya tıkanmış hatları doğrudan yarabilirler. Üstüne dediğim gibi 1-2 ülke haricinde bunu başarabilen yok. Şu an öne çıkan İsrail, Amerika ve biz varız. Ayrıca biz de bu alanda en az İsrail kadar uzmanlaşmış durumdayız. Ne kadar fazla yansımasa da Alpago'dan kargıya kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Sadece menzillerini arttırmamız gerekli. Bunu da yakın zamanda bu aileye katılan Şimşek hedef uçağı sağlayabilir. Çünkü bu aracı kamikaze moduna geçirmiş durumdayız. Özellikle çok uzun menzili sayesinde Yunanların Patriot sistemini bile vurabilir. Madem buradan girdik, o zaman yeni kamikaze şimşeğimizin özellikleriyle devam edelim. Öncelikle bu sistem milli jet motoruyla hedefine ulaşmakta. Yani pervanelere göre daha sessiz ve görünmez. Buna paralel olarak da neredeyse tamamı kompozit bir yapıya sahip. Gerçekten karşıdan görünmemesine önem verilmiş. Buradan da ana amacını çıkartabiliriz. Karşıdaki hava savunma sistemlerindeki radarları vurmak olabilir. Ama hava savunma sistemini değil, radarını vurmak olabilir. Çünkü harp başlığı kısıtlı ve menzili gerçekten uzun. 5 kilogramlık bir harp başlığı var. Tabii sistemin çok hızlı olduğunu varsayarsak kinetik enerjisini de kullanarak TOR gibi sistemleri yok etmesi mümkün. Harp başlığından ziyade hedefine hızlıca çarparsa etkisi zaten büyük olur. Bunun dışında sistem vurmaktan ziyade bazı noktalarda askerlerimiz terör grupları arasında kalabilmekte. Bu durumlarda risk alarak atak gibi hava araçlarımıza güveniyoruz. Ancak Şimşek gibi kamikaze dronlar çok uzun menzillerden hızlı bir şekilde İHA'larımızdan atılabilir. Yani bu dronlarla devriye atan bir İHA'mız belki de saniyeler içinde duruma müdahale edecek, işimizi fazlasıyla görür. Bunların üstüne sırada bir sürü şey saydık, söylediklerimizi nasıl yapabileceklerine bakalım, yani özelliklerine. Şimşek aslında doğrudan kamikaze drone'a dönüşmedi. Kendisi çokça kullandığımız bir hedef uçak. Yani haliyle bomba yüklenmiş bir hedef uçak gibi olacak. Kamikaze uçak diyelim. Boy olarak 2,5 metre ve kanat açıklığı 1,5 metre. Kanat açıklığı boyuna göre yeterli. Kendisi mini uçak sıfatında. Devamındaysa karşımıza Şimşek'in 400 knotluk hızı çıkmakta. Bu da 800 kilometrenin üstünde bir hız demek. Standart kamikaze dronların saatte 250 km gibi hızlara zar zor çıktığını düşünürsek gerçekten yüksek ve ölümcül bir hız. Harp başlığı yetersiz olsa bile kinetik enerjisini fazlasıyla kullanabilir. Tabii harp başlığına yetersiz diyoruz ama bu sizi korkutmasın. MAM-L'ye yakın seviyede faydalı yük kapasitesine sahip. Bu da 5 kilogram kadar. Gerekirse bazı şeylerden feragat edilip arttırılması mümkün. Ne demek istediğimi anladınız. Aracın yakıtından bahsediyorum.
Bu noktada 32 litrelik bir alan görmekteyiz. Yani 5 litre eksiltip harp başlığına eklemek gayet mantıklı. Her türlü muhtemel amacı radar vurmak olduğundan yeterli. Önemli olan hedefine ulaşması. Hedefine ulaşmak içinse açıklanana göre ortalama 150 kilometrelik menzil ve 75 kiloluk bir kalkış ağırlığı var. Bu da TB2'nin yakıtını biraz azaltıp kullanabilmesi demek. Bunun dışındaysa tüm İHA'larımızda en az 2'şer tane bulunabilir. Aksungur ve Akıncı'daysa 6'şer 7'şer tane. Hedefe ulaştırmak konusunda sıkıntımız yok. İnsansız araçlarımız risk bile almadan hedeflerine vurabilir. Geçen videoda MAMTE'nin 30 kilometre menzilinden dolayı sıkıntılarından bahsetmiştim. Belki de 30 kilometre yaklaşamayacağından. İşte muhtemelen bunun çözümü karşımızdaki yeni şimşek. Sırada geçiyoruz. O kadar dedik Amerika'dan sonra bizde diye. Amerika ne yapmış buna bakalım ve kim daha önde görelim. Amerika'nın yaptığı sistemin adı 600-600. Bu araç 2 metre boyunda ve kanat açıklığı 1 metre civarı. Kesin olmasa da yaklaşık bu seviyelerde. Ağırlık olaraksa karşımızda 15 kilogram gibi çılgın sayılar var. Çılgın diyorum çünkü buna rağmen tamı tamına 440 kilometre bir menzile sahip. Gerçekten muazzam. Tabii buna bağlı olarak 440 kilometre menzilli bir aracın da 4 saat gibi bir süre havada kalması gerekir. Araçları uzunca bir süre gidecektir. Biz bu konuda jet motoru kullandığımızdan dolayı menzilimiz kısalmış, hızımız artmış. Yani belki istesek biz de bu menzillere gelebiliriz. Sadece belirli modifikasyonlar gerekli. Tabii tek fark bu da değil. Amerikan kamikaze drone'u ekstra keşif yapabilmekte. Bizde keşif seçeneği yok. Sadece saldırı odaklı. Anlayacağınız üzere Amerika bizden 1-2 tık önde. Bu da bizden çok önce bu işlere başlamaları ve bütçelerinin fahiş sebeplerde olmasından kaynaklı. Hatta buna rağmen aramızda 1-2 tıkın olması onların yavaş olduğunun göstergesi. Evet, güzel bir iş çıkarmışlar. Haklarını yemeyelim çünkü bu kadar şeyi 15 kiloluk bir araca tıkabilmişler. Ama dediğim gibi çok da geri sayılmayız. Biz sıfırdan kamikaze İHA yapmadık. Hedef uçağımızı dönüştürerek uyarlama yaptık. Bu amaç uğruna doğrudan güzel işler yapılabilir. Sonuç olarak Şimşek kamikaze uçağımız. Daha çok alternatif bir kamikaze aracı. Yani ihtiyaca yönelik modifiye bir platform. Ancak buna rağmen hedef vurmakta Amerika'nınki kadar iş yapabilecek olması bizim için yeterli. Sonuçta dünyada daha insansız araçtan insansız araç fırlatmak diye bir konsept çıkmadı. Bunun öncülerinden olacağız diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.